Merhabalar, duyabiliyor musunuz Ayşe Hanım, Özlem Hanım? Evet, duyuyorum. Evet, biz başlayacağımız için şimdilik mikrofonu kısa bir kapattık. Bu arada ben kendim tanıtayım. Videom da kapalı sanırım. Merhabalar. Benim isim şu anda ÇYDD Badem Württemberg şeklinde gözüküyor. Ben bugün moderasyonda Nilgün Hanım'a eşlik edeceğim. Her şey yolunda giderse. Biraz da teknik destek vereceğim Derya ile beraber. Evet, yavaş yavaş başlayabiliriz diye Başladık. düşünüyorum. Bayağı katılımcı var. YouTube'dan da canlı yayınımız başlamış durumda. Zaten onu görüyorum. Başladık. Süper. Peki. Sözü uzatmadan Nilgün'e veriyorum. Merhabalar. Hoş geldiniz. Bu güzel pazar gününde mutluyuz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Baden-Württemberg adına hepinize hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle. Benim ismim Nilgün Altınkurt. Derneğin başkan yardımcısıyım. Bugün ise yönetim kurulu Onur biraz önce duyduğunuz kendisine değerli arkadaşımız bugünün moderasyonu üstleneceğiz. Bu programı oluştururken de Onur'la birlikte Derya Tezer'le arkadaşım, çok değerli Derya Tezer'le arkadaşım da bize destek oldu. Şimdi bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü program hayal ettik. Ve pazar günü olduğu için de bugüne programladık. Konumuz Çağdaş Kadının Mücadelesi. Önce sözü Onur'a vermeden önce ben ufak bir organizasyonel bilgi paylaşmak istiyorum. Bu programı hem Zoom linkine katılarak hem de YouTube sayfamızdan takip ediyorsunuz. Sizler de söyleşi esnasında konuklarımıza bunları bize aktarabilirsiniz. Zamanımız el verdiği sürece bunları yanıtlamaya çalışacağız. Sorularınızı Zoom'dan sohbet ve yani chat bölümünden YouTube'dan da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ve biraz önce Ayşe Hocam da söyledi. Onur da konuşmalar esnasında ve süreç içerisinde de mikrofonlarınızı kapalı tutarsanız çok seviniriz. Görüntü açık kalabilir. Bu şekilde ilerleyebiliriz. Peki. Onurcuğum, sana veriyorum sözü o zaman. Peki o zaman ben de sözüme başlayayım. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü etkinliğimizde kadınların çağdaş yaşam konusundaki mücadelesinin önemini ve bu mücadelenin Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yansımasında öne çıkan önemli isimleri konuşmak istiyoruz. Konuklarımız Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Ayşe Yüksel, araştırmacı yazar Özlem Özdemir, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Baden-Württemberg Genel Başkanı Ahmet Gül başta olmak üzere bütün dinleyicilerimize hoş geldiniz demek istiyorum tekrardan. Şimdi kapitalizmin emekçi karşıtı sınıflar yaratıp bu sınıfların alım gücü eşitsizliğini destekleyen ve kaynakların eşit oranını yok eden bir karakteri olduğunu biliyoruz ve buna karşı durmak bence her aklı başında olan bir kişinin refleksidir ya da refleksi olması gerekmektedir diye düşünüyorum. Şimdi bu tabloya baktığımız zaman kadınların emeğinin daha da ucuz emek olarak kullanıldığını, orta çağ düşünce sistemiyle eve hapsedilmeye çalışıldığını, fırsatlarının ortadan kaldırıldığını, fizyolojik özellikleri nedeniyle daha sık ve daha rahat şiddete ve cinayetlere maruz içten bile değil. Bu çerçevede kadınların çağdaş yaşam mücadelesi birden fazla cephede ve son derece zor şartlarda devam etmektedir. Derneğimiz Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği Baden-Württemberg olarak bu zorlu mücadelede vazgeçmeden, yılmadan, yıkılmadan görevini yerine getiren başta kadınlar olmak üzere tüm insanları kutluyor ve onların destekçisi olduğumuzu belirtmek istiyorum. Şimdi bugün bu etkinliği ayrılan süre içerisinde tabii ki tümünden, örneğin Simone de Beauvoir, Suzanne Anthony, Rosa Luxemburg çok önemli bir isim, Clara Setkin ve bunların tüm coğrafyalardaki temsilcilerine bahsetmek tabii ki olanaksız. O yüzden biz bugün bu mücadelenin Türkiye Cumhuriyeti'nin olan Türkiye'nin ilk tarih profesörlerinden Profesör Doktor Afet İnan hakkında konuşacağız. Ondan önce yine çok önemli bir kadını anmak istiyoruz. 1989 yılında Türkiye'de Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacıyla oluşturulan
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kurucularından değerli büyüğümüz Profesör Doktor Türkan Saylan'ı şükranlanmak istiyoruz. Türkan Saylan, Türk ve Afet İnan'ın bıraktığı noktanın ele alıp Türk kadını yüceltmek için hayatını kız çocuklarına çağdaş eğitim olanağı sağlamaya adadı. Türkan Saylan'dan sonra değerli büyüğümüz Profesör Doktor Ayşe Çelikel ve son olarak Profesör Doktor Ayşe Yüksel Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanlığıyla dolayısıyla kız çocuklarının sorumluluklarını üstlendiler. Geçtiğimiz 21 Şubat tarihinde 32. yılını kutlayan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin genel başkanı olarak sizin hedefiniz bu sayıyı yükseltmek, burs vermek. Dünyadaki kız ve kadınların toplumun içerisindeki yeri sizce nedir ve bugün hangi mücadele vermeliler? Bu konuda konuşmak üzere sözü değerli konuğumuz. Buyurunuz Ayşe Hanım, mikrofon sizde. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ekrana bakıp da tanıdık yüzler görmek insana çok iyi geliyor. Geçen yıl 2 Şubat'ta geldiğimizde Ahmet Bey'in dışında kimseyi tanımıyorduk. Şimdi ise tanıdıklar çok olunca insan sanki kendi ailesiyle birlikteymiş gibi hissediyor. İyi ki bizi davet ettiniz. Hele benim de çok değer verdiğim, çok sevdiğim, kız kardeşim gibi hissettiğim, yaptıklarına çok saygı duyduğum sevgili Özlem Özdemir'le beraber davet edilmiş olmak insana iyi hissettiriyor. Evet, hepinize Türkiye'den merhaba diyorum, iyi akşamlar diliyorum. Henüz sizde akşam olmadı ama bizde oldu. Onur Bey çok güzel anlattı, sağ olsun. Ben de Ayşe Yüksel olarak öncelikle Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin genel merkezinin yönetim kurulundaki diğer arkadaşlarımın size selam ve sevgilerini ileteyim. Biz bugün yönetim kurulu yaptık. Dijital dünyada artık her dakika toplantı yapabiliyorsunuz. Hani biraz önce söyleyince espriyi tam anlatamadım. Stuttgart'a geldik dedim. Kimse karşılamadı dedim. Oysa değil mi ekran aracılığıyla biz bugün Stuttgart'ın konuğuyuz. Seve seve bundan sonra da etkinliklerinizde yer almak isteriz. Evet, biz bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına toplandık. Kutlamak diyemiyorum. Tıpkı bugün aynı zamanda 14 Mart Tıp Bayramı, onu da kutlayamadığımız gibi. Çünkü bu kadar kadına yönelik şiddet varken, kadın cinayetleri varken, işte pandemide 381 sağlıkçı koronadan ölmüşken kutlama insanın içine sinmiyor. Ben bugüne kadar ülkemize ve dünyada hak etmediği koşullar nedeniyle hayatını kaybeden bütün kadınları saygıyla selamlıyorum. Yaşayan bütün kadınların eşitliğini savunuyorum. Yine sağlıkçılardan da 387 kişiyi rahmetle anıyorum. Ailelerine büyük sabır diliyorum. Bundan sonra hiç kimseye bir şey olmasın demek istiyorum. Evet, Kadınlar Günü'nde bir Türkiye'li kadın olarak aslında ben çok şanslıyım. Çünkü büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkesinde doğmuş, büyümüşüm. Mustafa Kemal Atatürk'ün lideri olduğu bir ülke benim için büyük şans. Kendisi Kurtuluş Savaşı'nda emperyalist ülkeleri bir taraftan göndermeye uğraşırken diğer taraftan da başta biz kadınlar olmak üzere yapacağı devrimleri düşünüyor idi. Onun Cumhuriyet'in ilanı ile adım adım gerçekleştirdikleri 3 Mart
1924 devrimi yasaları ile öğrenim birliğini getirmesi ve beni de bir kadın olarak erkeklerle aynı çağdaş okullarda okuyabilme hakkını verdi. Ne büyük bir değer. Ondan önce işte mahalle mektepleri var, din okulları var, bir de azınlık okulları var. Hepsi öğrenim birliği ile birleştirilip tek çatı altında eşitlendi. İşte böyle bir ülkede doğmak çok ama çok değerli. Sonrasında 17 Şubat 1926 medeni haklar, tek eşlilik, resmi nikah ve diğerleri. Bütün bunları evet Atatürk'e muhakkak ki hani kulağına sufleler veren de eminim ki çok kıymetli hocamız Afet İnandı. Bugün heyecanla onu da dinleyeceğiz. İki insan bize çok önemli haklar getirdiler. Ben bu haklardan yararlandım. Resmi nikahlı bir çiftin çocuğu olarak bir devlet memuru ebe tarafından dünyaya getirildim. Bakın bunlar Atatürk'ün sayesinde. Annem babam resmi nikahla evlenmiş. Beni bir devlet ebesi dünyaya getirmiş. Okul zamanı gelmiş. Ben devletin okullarında okuyabilmişim. Akademik kariyer yapabilmişim. Bugün özgürce olabildiğince tabii Türkiye'de yaşıyoruz. Kendi ayaklarım üzerine duruyorum. Ne mutlu bana. Ben de ilkokul mezunu bir anne babanın çocuğuyum. İşte ben bir cumhuriyet projesiyim. Atatürk'ün görmek istediği cumhuriyet kadınıyım. Bunun için mutluyum. Ama ben 29 yıl boyunca derneğimizin efsane genel başkanı Profesör Doktor Türkan Saylan'la birlikte çalıştım. Hem tıp alanında hem de sivil toplum örgütlerinde. Dolayısıyla ondan şunu öğrendim. Sadece benim iyi olmam yetmez. Bütün kadınlar eşit olmalı, iyi olmalı. Cüzdan çalışmaları için dolaştığımız Anadolu'da, özellikle Van'da, benim yaşadığım birçok kadın dünyaya neden geldiğini bile bilmiyordu. Ben akademik hayata devam ederken onlar ilkokul bile okuyamamıştı. Evlenmiş, çocuklarının annesi olmuş, eş olmuş, hayvanlarına bakıyor, dünyayı sadece bu kadar değerlendiriyor. Beni ise başka bir insan olarak görüyor. Burası bir aile toplantısı. Kısacık saçlarım nedeniyle ayağımda kot pantolon. Kadınlar bana dokunuyorlardı. Acaba ben gerçekten kadın mıyım diye. Çünkü onlar bir kadının bunları yapabileceğine inanamıyorlardı o yıllarda. Şimdi tabii televizyon, bu akıllı telefonlar yoksulluğa rağmen her evde var. Çünkü çeşit çeşit fiyatlı akıllı telefonlar var. İyi ki var. Bakın televizyonla, bu akıllı telefonla hiç olmazsa dünyaya ulaşıyorlar. Yani şunu söylemek istiyorum. Zamanı da hızlı geçiyor. Evet, biz Türkiye Cumhuriyeti'nde büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün sayesinde erkeklerle eşit haklara sahip olduk. Ama Cumhuriyet'in, değil mi, 98. yılında uygulamadaki sıkıntılar nedeniyle hayatın içinde bu eşitlik yok. Bakın benim içimi çok acıtan Van'da yine bir 8 Mart kutlamasında ben göçle oluşan bir mahallenin kadınlarına medeni hakları anlatıyorum. Tabii ki resmi nikah, tek eşlilikten de söz ettim. Söyleşim bittikten sonra kadınlardan biri yanıma geldi ama derdini bana Türkçe anlatamıyor. Ne kadar acı bir şey. Neden biz bütün halkımıza resmi dilimizi öğretememişiz, anlaşamamışız birbirimizle? Çünkü ben anlatırken de başkası yerel dile çeviriyordu.
Dolayısıyla kadın bana kızıyor, soruyor, diyor ki ben işte falancanın karısıyım. Benim bir kumam var ama onun karısı olduğumu, çocukların da annesi olduğumu benim bütün komşularım biliyor. Muhtar da biliyor. Sen kim oluyorsun da hani kumayı saymıyorsun? Kendince çok haklı. Ne kadar acı değil mi? Yani herkes biliyor onun resmi nikahlı olmadığını ve doğurduğu çocuklar da resmi nikahlı eşin üzerine yazıldığını. Ama Ayşe Hoca gelmiş, bu geçersizdir diyor ve o da çok kızıyor haklı olarak. Yani ülkemizde hala kırsal alanda kadınlarımızın bu sorunları var. Bunları çözmek için tek yol var, tek şart var. Kız çocuklarının eğitimi. İşte Türkan Saylan hocam 1997 yılından beri 24 sene bitecek. Kız çocuklarına eğitim bursu vererek onların eğitimlerine sadece bursla değil aynı zamanda içinde yaşadığımız yüzyılın koşullarına da ayak uydurabilmeleri için destek programlar vererek onları kuma olmaktan, dünyaya neden geldiğini bilmeden yaşamaktan, sadece işte çocukların annesi, hayvanların sağıcısı olmaktan çıkarmak gerekiyor. Onlar da yapılabilir hayatın içinde, doğal yaşam, geçim kaynağı ama illaki eğitim. Pervari de hiç liseye giden kız öğrenci yoktu o yıllarda. İlk öğretimde 8 yıl olmuştu. O zaman 6. sınıfa çocukların gitmesini motive etmek için bu proje başladı. O gün bugündür 92.183 kız öğrenci bursu verebildik. Türkan Hocam hani yetinmezdi. Neden 100 bin olmasın derdi. 100 bine az kaldı. Ama şimdi ben de Türkan Hoca gibi düşününce 100 bin yetmez. Neden 200 bin kızımız okumasın? Daha doğrusu bu ülkede ben çok okumak istiyorum. Ama ekonomik koşullarım buna yetmiyor diyen hiçbir kız çocuğu kalmayana kadar bizim ÇYD'de Badem Bütenberk'in değil mi? Birlikte çalışıp bu ülkenin bütün kız çocuklarına ulaşmamız gerekiyor. Bu da çok büyük bir para değil. Küçücük desteklerle kızlarımız okuyor. Bakın yıllar içinde mühendis, doktor, öğretmen, ebe, hemşire, işletmeci, bankacı o kadar çok kızımız kendi ayakları üzerinde duruyor ki. Geçen sene anlatmıştım size, değil mi? Bizim kardelen olarak yani ortaokuldan beri burs verdiğimiz, lisede desteklediğimiz, üniversitede desteklediğimiz iki kız kardeş mezun olup iş hayatına başladıktan sonra geride kalan 7 erkek ve kız karışık kardeşlerini okuttular. Her biri üniversite mezunu oldu. O köyde 9 kardeş, 9'u da üniversite mezunu, 9'u da çalışıyor. Anne ve babalarına güzel bir hayat sunuyorlar. Hatırlıyorsunuz değil mi? Annesi beni hep evine davet ediyordu. Sonra vazgeçiyordu. Bizim evin tuvaleti dışarıda, siz rahat edemezsiniz diye. Geçen yılda anlatmıştım çünkü benim için hiç unutulmayacak bir anı. Ve kızlar annelerine tuvaleti içeride olan ev yaptılar. Daha ne olsun değil mi? Biraz destekle kız çocuklarının ve onların yaşadıkları ailelerde çağdaş yaşam hemen yerleşiyor. Şimdilik bu kadar diyorum. Soru olursa yine yanıtlarım. Yani illaki kız çocuklarının eğitimi şart.
Çok teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir toparlama yaptığınız için. Gerçekten doğru. Hani Türkiye'de kız ve kadınların çok ciddi ihtiyaçları var. Ama inanın bize, bana, ben buradan hani Almanya penceresinden baktığım zaman sadece Türkiye değil, bütün dünyada hala kadınlar çok ciddi dezavantajlı durumlar yaşıyorlar. İş hayatından tutun, işte eşit maaşa kadar. O kadar çok konu var ki konuşulması gereken, maalesef bu korona döneminde zannediyorum biraz geriye götürüyor bizi. Kadınlar çünkü özverili bir şekilde yaraları sarmaya başlayıp kendilerinden ödün vermeye başlıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ayşe Hocam tekrar size döneceğiz. Hem sorular hem de tekrar görüş ve düşüncelerinizi almak üzere. Önce çok çok teşekkür ediyorum ve bugüne katıldığınız ve bizleri onurlandırdığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli konuklarımız, bildiğiniz üzere Kadınlar Günü 1857 yılında 40 bin dokuma işçisinin daha iyi koşullarda çalışmak ve haklarını alabilmek için girdiği mücadeleye dayanıyor. Kadın işçilerin başlattıkları eylemler sırasında çıkan yangında hayatını kaybeden o gün 120 kadın işçiyi anmak amacıyla Kadınlar Günü kutlamaya başlandı. Orada yine 1909'da ilk New York'ta kutlandı. Sonra Danimarka'da bir toplantıda, Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda Alman Clara Zetkin'in önerisiyle 8 Mart Dünya Kadın Emekçi Kadınlar Günü kutlanmaya başladı. Ayşe Hocam'a katılıyorum. Kutlamak değil bu. Bir tören değil. Aslında acı bir şey. Yani çok daha iyi durumda olmamız gerekmesine rağmen bugünü anarak, yani sonuçta ölülerimizi ve verdiğimiz kayıpları da anıyoruz bir yerde. Anarak aslında kadının toplum içerisinde durduğu noktayı tekrar tekrar gözden geçirmemiz için önemli bir gün ve hafta veya vesile diye görüyorum ben de aynen. O günden bugüne dünyanın birçok yerinde kadınların mücadelesine dahil olan birçok insan ve kişi olmuş. Atatürk ve Afet İnan bu konuda gerçek önderler oldular diye düşünüyorum. Onların sayesinde 4 yılında Türk kadına seçme hakkı resmen tanındı. Ve bu hak Türk kadınına İtalyan, Fransız, İsviçre ve bir dizi Avrupa ülkesinde yaşayan kadından daha önce tanındı. Bu da modern Türkiye'nin çağdaş, demokratik ve özgürlükçü lideri Atatürk'ün ve Afet İnan'ın emeğiyle oldu. Birazdan Özlem Hanım'a söz vereceğim. Afet Hanım'ın hatta Atatürk'ün emeklerinin nasıl aslında bugün geldiğimiz noktada gölgelenmeye çalışıldığını anlatacaktır kuşkusuz. Sözü kendisine vermeden aslında kısaca tanıtmak istiyorum. Diğer konuğumuz, bugünün diğer konuğu Özlem Özdemir. Kendisi gazeteci, yazar. Onur arkadaşım biraz önce bahsetti. Posta, Akşam, Milliyet, Oda TV, Bayan Yanı diye bir yayında, hatta Cumhuriyet'te birçok mecrada yazı ve röportajları çıktı kendisinin. Kültür sanat programları hazırladı, belgeseller hazırladı. Çok enteresan bir dönem Özlem Hanım Pekin'de Çin Uluslararası Radyosu Türkçe servisine editörlük yaptı. Ve oradaki Çin'de iz bırakan kadınlar adlı radyo programını hazırlayıp sundu. Özlem Hanım'ın kitapları var. Bugün de aslında kitaplarından bir tanesi için bir araya geldik. Onunla ilgili sohbet edeceğiz. Afet İnan'ın yaşam öyküsünü yazdı kendisi. Daha önce Benim Adım Afet adında bir çocuk kitabı da var Afet İnan'la ilgili. Cumhuriyet dönemine ait Öncü Kadınlar ve Öncü Erkekler başlıklı iki farklı kitabı daha var. Bir kitabın adı da Cumhuriyet Işığında Söyleşiler. Ve çok mutluyuz bugün bizimle olduğu için. Özlem Hanım, hoş geldiniz demek istiyorum. Şimdi size söz vermeden Özlem Hanımcığım, bu kitabın, özellikle Afet kitabının son kitabının kısa bir tanıtımı var. Bir dakikalık bir video, onu göstermek istiyoruz. Ardından sözü Özlem Hanım'a vereceğim.
kadınlığını takdir ederim. Çünkü siyasi haklarını tamamen kazanmışlardır. Türk kadınları da şimdiye kadar aldıkları haklarıyla istifa etmeyeceklerdir. Özlem Hanım, buyurun. Sesinizi açar mısınız? Tekrar dener misiniz? Süper, oldu şimdi galiba. Evet. Evet, buyurun. Herkese iyi akşamlar. Ayşe Hanımcığım merhaba. Çok güzel kız kardeşim gibi ifadesi benim için çok kıymetli, biliyorsunuz. Ben de sizi çok çok seviyorum. Ve bugün böyle bir söyleşide benimle olmayı kabul etmeniz ve açılış konuşmasını yapmayı üstlenmeniz çok gurur verici bir şey. Başta Ahmet olmak üzere buradaki güzel hanımların hepsine de bu organizasyon için teşekkür ediyorum. Umuyorum daha güzel 8 Martlarımız olur. Yani hani ya da hatta aslında 8 Mart olmasın artık dünyada falan istiyorum ben. Yani hani öyle mutlu bir hayat olsun ki böyle konuşmaları çok geride bırakmış olalım. İnşallah diyelim. Şimdi tanıtımı da inşallah beğenmişsinizdir videoyu. Ben çok üzerinde çalıştım ama çok hoş, heyecanlanıyorum izledikçe. Şimdi bir takım arkadaşlarım okudular kitabı, bu daha yardımcı olmak, daha hızlandırmak için süreci. Ben böyle konferans verir gibi size anlatmak istemiyorum. Bir şekilde onların soruları da var, onlarla ilerleriz. Sonra katılımcılarımızın sorusu olursa onlarla ilerleriz. Sadece Ayşe Hanım'ın hem de Nilgün Hanım'ın az önce zaten kadın hakları ile ilgili belli başlı verdikleri bilgileri tekrarlamadan şunu söylemek istiyorum. Yani nasıl dünya tarihinde işte yani Clara Zetkin'den bahsediliyorsa, işte yani birçok kadını anıyorsak, Afet İnan'ın çoktan böyle olmuş olması gerekirdi. Ben bu kitabı bunun için yazdım. Yani en önemli şey şu: bizim haklarımızı bu kadar kolay elde etmemiz, bize armağan edilmiş olması bunları değersiz kılmıyor. Ama bir yanlış yöne gidiş var. Buna çok üzülüyorum bir kadın olarak. Yani hem haklarımızın kıymetini yeteri kadar bilmediğimizi düşünüyorum. Yani Atatürk'ün ölümünden itibaren maalesef öyle demek zorundayım. Hem de bir şekilde yani kadınların da kendi tarihleri konusunda daha bilgili olmaları gerektiğini düşünüyorum. Atatürk'ün kıymetini bilmezsek, başta biz kadınlar olarak, bizim var olma şansımız kalmıyor yaşadığımız topraklarda. Bunu zaten her gün çok acı bir şekilde görüyoruz. Yani resmen Anadolu kadın kanıyla kaplanıyor. Yani bu korkunç bir şey. Bu topraklar öyle değil. Bu topraklar çok binlerce yıllık kültürü, ev sahipliği yapmış topraklar. Türk kadınlarının geçmişteki konumları çok bellidir. Yani dolayısıyla şimdi bugün bu kadar ezilen, bu kadar yok sayılan, hayati tehlike hisseden hepimiz bile yani artık evimizden çıkarken bir garip tedirginlik yaşar olduk kendi vatanımızda. Bunun değişmesi gerek. Bunu da kadınlar değiştirebilirler ama tarihimizle kavga etmenin bir manası yok. Dünyanın hiçbir yerinde insanlar kurucularıyla kavga etmezler. Hele Atatürk gibi gerçekten çağdaş, kadını süs bitkisi gibi görmeyip hakikaten yani toplu buyur ya, yani al sana bütün alan diyen, yani ne istiyorsan yap ve ol diyen bir lider varken, yani neredeyse sevgilisinden ayrılsa Atatürk yüzünden diyecek akıl sağlığından şüphe duyduğum kadınlarla tanışıyorum ben. Yani ve bu beni çok rahatsız ediyor yani. Bunlar yanlış, haksızlık bir kere.
çok büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bunun değişmesi lazım. İşte o yüzden mesela ben böyle bir kitap yazdım. Kitapta kadın haklarını nasıl elde ettiğimizi de anlatıyorum Afet İnan'ın hayatını anlatırken doğal olarak. Ve yanlış şeylere de cevap veriyorum tabii ki. O yüzden Afet İnan'ın hakkını teslim etmek gerekir. Yani biz sokakta dövülmedik diye Afet İnan'ın bu konudaki araştırmaları ve gidip oy kapıyı açan hareketi, başrolde oluşu önemsiz değildir. Kadın hareketinde bile adı geçmiyor. 8 Mart'larda hiç kimse onu anmıyor Türkiye'de. Yani çok az birkaç tane hani Nazan Hanım var, Nazan Moroğlu falan. Yani yine böyle eski kuşaktan diyebileceğim kadınlar var. Ama benim kendi kuşağımdan genç kadınlarda ya da feministlerde onun adını duymuyorum. Neden ya, neden yani? Çok ayıp değil mi yani bu? Ve çok büyük haksızlık. O yüzden neyse işte yani bu zamana kadar kimse yapmadıysa da buradayız. Anlatıyoruz. Duymak isteyen duysun. Özetle böyle. Soruyla mı ilerleyelim? Nasıl yapalım? Ben kimseyi duymuyorum şu anda. Evet. Birkaç sorumuz var bizim. Ben öncelikle tekrardan merhaba diyorum o zamanım. Merhabalar. Şimdi bu kitabınızda da bahsetmiştiniz gerçi de, şimdi dinleyicilerimize tabii anlatmanız daha ilginç olur diye düşünüyorum. Bu Afet İnan'ın Atatürk'ün kızı olma hikayesi nedir? Yani çok şeker bir hikayesi var. Kitapta böyle bütün ayrıntılarıyla yazdım zaten. Afet, ben ona Afet diyorum. Yani kimse yanlış yazmıyor, anlamasın. Onun zaten kitabımın adı Afet bir. İkincisi de onunla 2 yıl falan birlikte yaşadım artık. Yani o benim hayatımın bir parçası olduğu için o Afet benim için. Afet İnan 17 yaşında, daha 3 haftalık öğretmenken İzmir'de. Okuluna Atatürk'ün yurt gezileri kapsamında onların okulunda da bir ziyaret söz konusu oluyor. İşte bir çay merasimi düzenleniyor ve Atatürk geliyor. Yani şimdi tabii ki yani içeri girdiğinde çok heyecanlanmış herkes. Afet Hanım da dahil olmak üzere. Ve üstelik hiç sosyal hayat ve bu tür kalabalıklara da alışkın da olmayan bir genç kız olduğu için böyle en arkada köşede duruyor. Ve yüzüne bile bakamıyormuş zaten. Ama hani o yıllarda herkesin anlattığı, işte onun anılarında da var. Yani böyle Atatürk girdiğinde güneş falan doğuyormuş odaya. Yani bütün kadınlar böyle mi anlatır yani? Değil mi Açı Hanım? Siz de okumuşsunuzdur. Yani herkes böyle güneş doğuyor falan. Velhasıl o en arkada böyle bekliyor. Hiç bakamıyor. Birden Atatürk'ün bir öğretmen geliyor, kolundan tutuyor ve Atatürk'ün oturduğu masaya onu götürüp oturtuyor. Yani o kadar heyecanlanmış ki yani böyle hani eli ayağı titriyor, işte General Kazım Özal ve Atatürk'ün ortasına oturtmuşlar Afet'i ve Atatürk'e asla bakamıyorum diye anlatıyor. İşte hani Kazım Özal ile bir böyle konuşmaya çalışıyor. Sonra birden Atatürk ona nerelisin diye soruyor. O da işte Selanikli olduğunu söylüyor. İkisi de hani aslında aynı memleketten, Makedonya'dan geliyorlar. Öyle olunca o da daha başka sorular soruyor o bölgeyle ilgili, ailesiyle ilgili. Fakat Afet Hanım bu kadar bilgiye sahip değil yani bunun sorularına cevap veremiyor. Ve o arada nasıl oluyorsa kısacık konuşmada daha 3 haftalık öğretmen olduğunu ve daha okumak istediğini, yani yüksek okula gitmek istiyor. Yani onu söyleyiveriyor. Atatürk de diyor ki ben ailenle görüşmek istiyorum diyor. Ertesi gün gitmeden önce İzmir'den babası ve anneannesi var onlarla birlikte. Annesi zaten çok küçükken, 7 yaşındayken ölmüş. Onlarla buluşuyor. İşte Afet'in cevap veremediği soruları onlara soruyor. Anlıyoruz ki daha çok genç bir subayken o Selanik'in Doyran kasabası, yani ailesi oralarda, oralı. Oralarda hayatını kurtarmış bir çiftlik sahibi. O çiftliğin sahibi de anneannesinin dayısı çıkıyor. Yani anneannesinden bunu öğreniyor. Ve onlara hayatımı borçluyum diyor ailesine. Yani Afet'in ailesi onun bir dönem hayatını da kurtarmış. Ve sonrasında da hemen şöyle diyor, okuldaki konuşmayı aktarıyor Atatürk aileye. Diyor ki Ali Afet okumak istiyor. Ben onun eğitimini üstlenmek istiyorum. Onu dil öğrenmek için İsviçre'ye göndereceğim diyor.
Ve önce hani bir babası ve anneannesi, yani şimdi acaba falan diye bir çekinseler de Atatürk demiş bir nasıl hayır diyeceksin. Afet Hanım da kendi anılarında yazıyor, yani çok sevinmiş ama bir öyle heyecanlanmış ama bir yandan ürkmüş tabii, yani hiçbir yere gitmemiş. Yani şöyle düşünmek lazım, yani Cumhuriyet kurulmadan önce kadınların ve kızların sosyal hayatta yeri olmadığı için, yani Cumhuriyet kurulmuş daha 2 yıl olmuş, anlattığım olay 1925. Yani bunları da düşünmek lazım. Başka bir yer görmemek, başka bir hayat bilmemek. O yüzden ama tabii ki böyle bir fırsatı da kaçırmak istemedikleri için kabul ediyorlar. Ve işte o tarihten itibaren aslında manevi kızı da olmuş oluyor Atatürk'ün. Ve tabii çok karşılığını veriyor. Yani çok çalışıyor ve hani böyle bilim kadını olacak zaten, yolculuğu başlamış oluyor aslında. Çok teşekkür. Şimdi evet, çok enteresan bir var Afet İnan'ın. Çok seyahatli bir dönüm şey oluyor hayat. İşte Atatürk'le karşılaşmasıyla birlikte, çok tesadüf, gerçekten büyük tesadüf aslında. Böyle bir yola geliyor. Ama Atatürk zannediyorum insanları keşfetmek konusunda da çok başarılı. Gözünden okuyor herhalde onu. Kesinlikle müthiş bir yani sezgisi, insanların karakterini analiz etmesi, onları ona göre yönlendirmek de, yani evet. Ustaya dokunduğu herkes zaten alev olup parlamış, yani hani yok başarısız olan kimse. Evet, evet. Ve Afet Hanım'ı yönlendiriyor tabii, yani sonuçta manevi kızı. Herkes şimdi bugün çocuklarını nasıl yönlendiriyorsa o da onu yönlendiriyor. Afet Hanım'ın kadın konusuna yönlendiriyor bir yerde de. Ne kadar kadın konusu kendi içinde Afet Hanım, ne kadar Atatürk'ün yönlendirmesi oluyor onu merak ediyorum bir. İkincisi de Türk kadının haklarına kavuşmasında Afet İnan'ın katkısı neler oldu? Şöyle, bunun da böyle çok tatlı bir gelebilecek bir anısı da var. Şimdi işte Afet İnan gidiyor 1925'te İsviçre'ye. 2 sene sonra geliyor. Hani orada bir işte dil okulunda aslında görgü bilgi okulu, şu an öyle bir okul yok yani, çok araştırdım, kapanmış, bulamadım. Öyle bir yer, yani bütün her şeyi öğreniyor yani, genel kültür anlamında da. Tam bir hanımefendilik okulları eskiden olan. Döndükten sonra da ona yetmiyor yani ve işte Damdösyan'a giriyor, lisede okuyor ve sonra da öğretmenlik yapmaya başlıyor. Ve bir uygulamalı bir ders var, uygulamalı derste belediye seçimi yaptıracak. Böyle çocuklar işte sınıfı, sandıklar falan kuruyorlar ve hani oy kullanıyorlar. Ve ne kadar ilginç ki bir kızı belediye başkanı seçiyorlar. Daha henüz hiçbir hakkımız yok. Yani o dönemin, o Afet'in çocukları toplumdan daha ileriymiş bana göre. Yani bir kızı seçebilmişler. Velhasıl ama bir tane erkek çocuk, adı da Selahattin, kalkıyor ve itiraz ediyor. Yani hakkı yok ki, seçilemez diyor. Yani Afet'in başından kaynar sular dökülmüş. Yani çok ağrına gitmiş bu ve sadece öğretmen olarak tabii. Yani bu size şimdi, bu tecrübe işinize çok yakında yarayacak. Kadınlar en kısa sürede haklarına kavuşacaktır diyor. Ama yani düşünsenize, yani Afet öğretmen, oy kullanamıyor. 2 sene sonra o çocuk, 1-2 sene sonra öğrencisi oy kullanacak. Yani korkunç bir şey yani. Ve artık böyle çıkmış dersten, böyle bütün yol boyunca ağlamış. Yani öyle anlatıyor kendi anılarında. Hatta gitmiyor Çankaya Köşkü'ne, Atatürk onu bu halde görmesin diye. Hani Marmara Köşkü'ne gideyim, bahçede dolaşayım diyor. Şansına o gün Atatürk de Şükrü Kaya dönemin İçişleri Bakanı'yla orada bahçede bir toplantı yapıyor. Yani yakalanıyor aslında. İşte çağırıyor Afet'i. Bakıyor suratı 5 karış. Ne oldu falan, espri yapıyor. Güldürmeye çalışıyor. Yok, Afet'in hüngür hüngür ağlıyor. Ondan sonra diyor ki, anlat yani, ne oldu kızım yani. O da okuldaki olayı anlatıyor ve şöyle diyor. Yani Türk kadınları olarak seçme seçilme hakkımızın olmayışından dolayı çok üzgünüm. Ben bu hakka sahip olana kadar öğretmenliği bırakacağım diyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani hani öğrencimle eşit değilim diyor.
Şimdi bir kere bu kişiliği olmayan bir kadının, bir genç hanımın söyleyeceği bir şey değil. Yani bunlar benim onunla ilgili vurgulamak istediğim şeyler. O zaman Atatürk de ona şöyle diyor. Tamam, o zaman dünyada bu konu nasılmış araştıracaksın. Hangi ülkede neler olmuş, bugünlerde nasıl çalışacaksın. İşte bunu meclise sunarız. Hani başbakan inin o zaman ona da söyleriz ama elimizin kuvvetli olması lazım diyor. Yani veri lazım. Yani bunları anlatacağız, hani verdik demeyelim. Yani neden, bakın dünyada durum anlatacağız. Hatta o akşam hemen yani... Bu konuyla ilgili görüşülebilecek insanları da çağırıyor. Çankaya Köşkü'nün o meşhur sofrası. Yani aslında orası bir okul. Yani bir kere Afet İnan için bir okul. Ama aslında zaten yani hiçbir zaman yeme içmenin yaşandığı bir yer değil. Yani bütün masa insanları bir araya getirip bütün kararların alındığı bir yer. Hep kara tahta olurmuş zaten yani masanın sol tarafında. Siz, evet. Not alırmış. Kitabınızda öyle bir bölüm de var. Yani... Zaten... Sadece her şey. Rakı sofrası değil yani. Yok, böyle bir şey yok. Zaten ayrıca yani Atatürk'ün çok önemli konular konuşulduğu zaman yani kendini yani çok bildiği bir gerçek yani hani. Neyse, şimdi bunu hiç onu savunmaya gerek dahi duymuyorum. Velhasıl o gece çağrılan insanlar için de yani Afet de orada ve görüyor ki yani kadınların bu hakkının olmasını isteyenler kadar masanın yarısı istemiyor. Yani bu şaşırtıcı değil. Yani burada bir de önemli olan şu. Yani şimdi Atatürk'ün değerini bilmek açısından da bu bir gösterge. Kimsenin elinde bir sihirli değnek yoktu. Feodal bir anlayıştan bahsediyoruz. Ataerkil anlayışın hala bugün bütün dünyada bütün kadınları ezdiği bir yerde yaşıyoruz. 600 yıldan fazla şeriatla yönetilmiş bir imparatorluğun ardından kurulmuş bir ülkede, ülkedeyiz. Yani hani bağımsız olmuşsunuz, devrimler yapmışsınız ama yani kafa yapısını değiştirebildik mi? Bugün hala uğraşıyoruz. Yani utanç duyuyorum 2021'de bunları konuşmamalıydık. Velhasıl yani ne kadar yalnız bir insandı Atatürk. Bu bana bunu hep hatırlatıyor. Özellikle bu konuda. Yani o yüzden yaptığı iş mucizevi. Yani mucize benim için. Yani bu kafayla. Çok ötesinde olması. Anlamayı becermiş değil mi? Başarabilmiş yani. Yani şu an ne kadar zorlanıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Biz şu an daha şanslıyız yine de bir sürü açıdan. Yani tecrübemiz var, yol haritamız var, hani teknolojimiz var, eğitimli insanımız var. O zaman eğitimli insan da yok, %5 bile değil. Yani kadınlar zaten yok. Yani ve dolayısıyla da bu mucize. Bir kere hakkını teslim edeceksin. Yani gerçekten. Dolayısıyla da Afet İnan bir yıl boyunca bir araştırma yapıyor. Dünyada neyse, nerede ne olmuşsa diye raporunu gidiyor Atatürk'le paylaşıyor. Oturuyorlar, bakıyorlar, araştırıyorlar ve tamam artık yani zaten vakti, artık vaktidir diyor. Ve Afet İnan'a da sen bunu şimdi bir konferansla halka anlatacaksın diyor. Tabii yani Afet İnan o kadar utangaç bir hanımmış ki yani böyle nasıl olacak falan diye. Kitapta bunları anlatıyorum devamını. Şimdi hepsini de anlatmayayım ama işte yani bu şurada göstereyim. Bu kapakta gördüğünüz fotoğraf 3 Nisan 1930'da Afet Hanım'ın ilk defa halkla buluştuğu konuşmanın kıyafeti, o konuşmanın provası da çekilmiş. Bu kıyafeti de Atatürk çizmiş. Tasarımı ona ait ve özel bir terziyle diktiriyor. Koluna altın düğmelerini takıyor konuşmasından önce moral vermek için. Ve bu benim için Atatürk'ün, Afet'in doğuşu olduğu için bu fotoğrafı seçtim kapağını da. Ve ilk konuşması kadın haklarıyla ilgili. Herkese dünyada ne olduğunu şurada şu Danimarka, Finlandiya işte verdi diye anlatıyor. O gün zaten biz belediye seçimlerinde ilk hakkımızı aldığımız gün. Zaten konuşmasına da böyle başlıyor. Diyor ki bugün milattır. Yani o konuşmasını da buraya yazdım. Afet İnan nasıl bir kadındır? Tek başına feministtir yani. Afet İnan gerçek bir feministtir.
Ne diyor? Kendi Atatürk'ün yap dediği şeyleri yapan değil, kendi varlığı olan, aklı, fikri olan, savunduğu değerler olan bir kadındır. Dolayısıyla da bundan sonra da devamı gelecektir diyor. Zaten geliyor 3 yıl sonra belediye muhtarlık seçimleri ve sonra da zaten 34'te hepsini bütün milletvekili seçme. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Yani bu önemli bir rol bir kere. Yani tabii ki Atatürk istemeseydi de olmazdı. Şimdi bunun da altını çizmek lazım. Bu kötü bir şey değil. Sonuçta dünyada devrim tarihlerini herkes okusun. Ben başka lider bilmiyorum. Böyle kavgasız, dövüşsüz, kadınlarını da değer veren, her işi yapsın diyen. Ve zaten ta yani askerken söylüyor, öyle bir toplum hayal ediyor. Yani bütün notlarında, kitaplarında, yazılarında Atatürk'ün kadınları ne kadar toplumun her yerinde görmek istediği de bellidir. Biz bir şey hayal edip uydurmuyoruz. Ve istemeseydi de vermezdi devlet başkanı. Yani şimdi yok eril devlet falan filan, ben böyle bir eril devlet bilmiyorum yani. Hani öyleyse de canıma minnet demek istiyorum yani, sağ olsun, var olsun. Dolayısıyla da yani Afet İnanım'ın böyle bir çabası var yani ve bu ardından zaten sözcü oluyor. Yani ölene kadar da bu konuda çalışmaya devam ediyor. Zaten bir sürü üyeliği var, bir sürü derneğe katılıyor, yurt dışında konferanslara gidiyor. Kadın hakları mücadelesini hiç bırakmıyor, yazıyor, çiziyor, bizi temsil ediyor. Ve tabii Türk kadınına da, çağdaş Türk kadınının öncüsü olarak, bir modeli olarak topluma da tanıştırılmış oluyor böylece de. Evet, o zaman ben diğer soruyu sorabilirim. Şimdi bizim merak ettiğimiz de bir şey var açıkçası. Afet İnan konusundan daha çok ileride tarih ve dil konusuna eğiliyor. Bu konuda hangi çalışmaları var? Onun bu merakı, yani aslında bir hayatı, böyle bir hayatını değiştirecek olay ve kariyerini çizecek olay da Dambosyon'dayken yaşanıyor lisede. Fransızca bildiği için ve eğitimini sürdürmek istediği için o Fransız lisesinde okurken Türklerle ilgili işte onlara okutulan kitaplarda işte barbar, işte aşağı ırk, bütün Avrupa'da bu arada o dönemde hep böyle ifadeler geçiyor. Ve bunları itiraz ediyor okulda öğretmenlere. Öğretmenler kabul etmiyor, yani böyle diyeceksin diyor. Ve o da Atatürk'e bu kitapları götürüp diyor ki yani bakın bizimle ilgili böyle böyle ifadeler var. Yani biz böyle miyiz yani, ben bundan rahatsız oluyorum diyor. Atatürk de hayır böyle olamaz, biz bunu üstünde çalışalım diyor. Ve bu cümle zaten aslında Afet Hanım'ın bir tarihçi olarak ister istemez, yani kendi isteğiyle de öyle söyleyeyim çünkü onu rahatsız etmiş. Yani bir şey sizi rahatsız ediyorsa onu çözmek için bir şeye yaparsınız, yapmazsınız. O bu yöne kendi isteğiyle gitmiş zaten Atatürk'e. Atatürk'ün de o dönem zaten tarih çalışmalarının çok tarihle ilgilendiği zamanlar. Yani 1930 daha olmadı, olmak üzere. Yani 27-28'den bahsediyoruz. Ve eski tarihi okuyor. Çünkü çağdaş bir devlet kurmuş, yeni bir devlet kurmuş, dünya sahnesine çıkarmış. Ama ve lakin dışarıda hala sonuçta barbar Türkler. Ve bunun değişmesini istiyor. Yani o yüzden çok araştırıyor, Türklerin tarihini bilmek istiyor. Bir de tabii o dönemin koşullarında ulus devlet yaratıyor. Şimdi ulus olabilmeniz için ortak noktalarınız olması lazım, ortak bir kültürünüz olması lazım, öyle bir bilincinizin olması lazım. O yüzden tarih çalışmaları bu şekilde öne hızlanmaya başlamış oluyor. 1930'dan sonra zaten 30'lu yıllar aslında kültür devrimi diyebileceğimiz yıllar. Yani tarih, İşte dil, coğrafya, arkeoloji, yani bütün sosyal bilimlerin birlikte el ele verilerek üstünde çalışıldığı, Türkler nereden gelmiş, tarihi nerelere kadar uzanıyor, gerçekten barbarlar mı, yani ya da değiller mi? Hani böyle uzun süren çalışmalara giriliyor. İşte bir Türk tarih tezi ortaya çıkıyor sonra. Yani bütün Türklerin Orta Asya'dan gelip işte Avrupa'ya yayıldığı ve medeniyeti onların getirildiğine dair. Sonra aynı şekilde dil
teorisi ortaya çıkıyor. O da tarih dizine paralel olarak yürüyor. O zaman bütün dillerin kökeni Türkçe mi deniyor falan. Ama sonra hani mesela bu teoriden vazgeçiyor Atatürk. Bunları da yazıyorum kitapta uzun uzun meraklısına. Yani hani veri çünkü. Bir bilim aşığı bir liderden bahsediyoruz. Bilim yani kendi bile benim sözlerimden şüphe ederseniz zaten yani hani bilim mis bilime bakın diyen. Kitapta da örneklerini çok anlattığım gibi yeteri kadar bilimle yani veriyle ispatlanamamış hiçbir şey körü körüne ben öyle istiyorum, ben böyle istiyorum yani diyebilecekken dememiş bir insandan bahsediyoruz. Afet İlhan da bu çalışmaların o andan itibaren zaten hep yanında yani Türk Tarih Kurumu'na ilk kadın üyesi oluyor. Sonra AS Başkanı olacak 1935'te. Yani arkeolojik çalışmalarda Türklerin yani Türk arkeolog yetiştirilmesi gerektiğini o heyetteki kocaman bıyıklı erkeklere kabul ettirerek bizim kendi arkeologlarımızla yapılan ilk Alacahöyük kazılarını mesela onun sayesinde başlıyoruz ve bir sürü Anadolu tarihine dair bilgiye erişiyoruz. Ve hani işte sonra Piri Reis'in haritası üstüne yazıyor. İşte Cenevre'de yüksek lisansa gittiğinde hem bizim tarihimizi anlatıyor hem yeni Türkiye'yi anlatıyor sözcüğümüz gibi. Hem işte Mimar Sinan'ı anlatıyor, böyle kitaplar yazıyor böyle önemli Türk büyüklerine dair. Tabii Cumhuriyet'i anlatıyor. Yani o yüzden ders veriyor zaten pek çok üniversitede de. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi bütün bu tarih araştırma sürecilerinin sonunda açılıyor ve oranın ilk açılış dersini de o veriyor. Vesaire yani hani her zaman kurultaylarda zaten konuşuyor sürekli. Bütün bu çalışmaların içinde zaten Atatürk, Afet Hanım onu ilim arkadaşım diye tanımlıyor. Onlar gerçekten ilim birlikte yan yana, işte onun yardımcısı, yoldaşı, Türk örnek istediği Türk kadını. Yani her şeyi, yani o rolü çok büyük ve devrim için doğmuş ve yaşamış, onu yaşatmak için yaşamış bir kadın. Süper, çok teşekkür ediyoruz. Onun elinde onun marifeti aslında ama en çok ön plana bilim kadını olması bence. Ve öğrenmeyi çok seviyor. Hayatını anlatmışsın. Bir eğitim bölümü var. Sonra bir çalışıyor. Tekrar eğitime gidiyor. Tekrar çalışıyor. Tekrar eğitim oluyor vesaire gibi. Boyunca da öğrenmeyi, öğrenmekten vazgeçmemiş bir kadın. Şimdi şey de hani Türkiye dışında da dünyada Türkiye'yi temsil etmiş birçok ortamda bir kadın. Türkler hakkında yanlış bilinen de konuyla istişare halinde yönelik de çalışmalar yapmış. Aynı zamanda ama UNESCO'da çok uzun süre görev yapmış. Yani Türk Tarih Kurumu temsilcisi olarak UNESCO'nun UNESCO'da bulunmuş. Şimdi burada hangi kazanımları elde etmiş o dönemde? Var mı ona ilişkin bir bilgi? Yani var. Yani şöyle, aslında bunu şöyle yorumlamak lazım. UNESCO 1945'te kuruluyor biliyorsunuz. Ve hani Atatürk öldükten sonraki bir dönemden bahsediyoruz. Türkiye'de taşların yerinden oynamaya başladığı bir dönemden bahsediyoruz. Bu onun bir bilim kadını olarak Atatürk öldükten sonra da aslında dünya barışını savunan, kültürler arası diyaloğu amaç edinen, her ülkenin, yani başka ülkenin kültürlerinin, insanların yaşam biçimlerinin birbirine ulaşması, karışmasını sağlamak için projeler yaratan bir Birleşmiş Milletler kurumunda 10 küsur yıl boyunca çalışan birisi zaten aslında Atatürk'ün o mirasını o öldükten sonra da devam ettiren bir bilim kadını olarak Türkiye'yi temsil eden birisi demek. Yani daha ne olacak ki o bize anlatmaya ve Türkiye böyle bir ülke deyip o çabayı göstermeye devam etmiş. Bence en önemli göstergesi bu. Kazancı bize, yani bana göre. Evet, yine ben bir soru sorayım. Kitaplara bahsettiğiniz gibi Afet İnan Atatürk, daha çok Atatürk dönemi sonrasında kendisine yöneltilen soruları yanıtlamaktan kaçınıp işte yazdık
yazdığı kitapları referans veriyor. Sizce bunun sebebi nedir? Atatürk'le ilgili mi, özel hayatıyla ilgili mi? Atatürk'le ilgili. Çok şey, birincisi bence bu terbiye meselesi. Yani onun aldığı terbiye, o dönem kadınları, yani o dönem kadın demeyeyim de o dönem insanların terbiyesiyle ilgili bir şey. Ve ona özel olarak şöyle diyebilirim. Yani o tamamen bir devrim kızı. Onun için sadece yapılanlar çok önemli. Ve bence, ben torunuyla da konuşmuştum. Yani ya bir şey demedi mi size? Yani Atatürk, yani ne diyor? Yani insan merak ediyor tabii yani. Torunlarına bile ben onu yazdım gidip okuyun demiş. Sadece bu kadar, inanabiliyor musunuz? Anlatmamış. Kendiyle ilgili de çok fazla bir şey anlatmıyor aslında bakarsanız, duygularla ilgili. Yani onlar çünkü hakikaten tam olarak devrime adanmış hayatlar onlarınki. Hani her şeyden önce yapılacaklar. Bir de bir taraftan korumak istemiş olabilir diye düşünüyorum. Ki çok haklı olduğunu görebiliyorum Türkiye'nin bugününde. Yani hiç yapılmamış şeylerden dolayı bile kendisi ve de Atatürk utanç duyduğum iftiralara maruz kalabiliyor. Kendi bu ülkelerinde inanılır gibi değil. O yüzden muhtemelen insanları tanımış olabilir ve bir öngörüyle bazı şeyleri kendisiyle beraber mezara gitmesinin daha sağlıklı olduğunu, bizim bilmemiz gereken şeylerin zaten devrim olduğunu düşünmüş olabilir. Ben de böyle düşünüyorum. Çok saygı duyduğum bir durum. Evet. Doğru, değer yargıları, görgüsü, kültürü çok farklı. Kitaplarımda ben bunları yansıttım diyor ve gerçekten 77 tane eseri var Afet Hanım'ın geride bıraktığı. Ama siz de söylüyorsunuz, yeterince ilgi görmüyor veya tanınmıyor, bilinmiyor. Dolayısıyla o zamandan bu zamana acaba neyi, hani hem Afet İnan belki yanlış yaptılar sizce? Neden bu avantajı, çok ciddi bir avantaj? Düşünün ki bir dünya lideri ve ülkenin lideri size böyle bir imkan tanıyor. Bu imkanları önünüze seriyor. Ve siz bunu fırsatını neden daha sonra tekrar ataerkil bir, öyle söyleyeceğim, yani bir yapıya bürünüyor ve meclisler neden erkeklerle doluyor ve kadın hakları neden bugün bu kadar konuşuluyor, neden İstanbul Sözleşmesi'nden bahsediyoruz vesaire vesaire. Yani buna tek bir cevap vermek mümkün değil. Tabii bunlar çok acıklı bizim için. Yani birkaç sebebi var. Birincisi gerçekten keşke Atatürk biraz daha uzun yaşasaydı. 10 sene daha yani. Hani bazı şeyler çok daha otururdu herhalde. İşte toplumun kafa yapısını değiştirmek yani mümkün, kolay bir şey değil. Algıyı değiştirmek kolay bir şey değil. Uzun süreli bir yolculuk ama yani 1945'ten itibaren zaten Atatürk'ün bize sağladığı, yani devrimden zaten fedakarlık diyorum, feragat edilmeye başlanmış bile, yani üzülerek söylemek zorundayım ki yani işte aman şurasından, aman burasından, bir kere öncelikle laiklikten. Yani laikliği savunamamak bugün dahi bu ülkenin en büyük açmazlarından bir tanesi. Yani bambaşka bir yere getirildi, bambaşka anlaşılıyor. Laiklik olmazsa Türkiye'de bir kere biz olamayız, yani kadın falan diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü dini yargılara göre zaten kadının yeri belli. Dolayısıyla böyle siyasi kazançlar uğruna, yani karşı devrimin yükselmesinin izin verilmesi en büyük sebeplerden biri. Eğitim tabii ki politikalarla beraber, eğitim gittikçe, yani her hükümet kendince, kendi hesabına göre kendi bir eğitim politikası belirledi. Orada da bir sürü şeyden feragat edildi. Yani Cumhuriyet'in ilk başında, yani o ilkeleri yansıtacak eğitim sistemi yerine yani işte imam hatiplerin açılmasıyla başlayan işte din dersi, yani laiklik, yani yine buraya geleceğim. Ve tabii yani kız çocuklarının hani okumasını teşvik etmek gerekirken işte yavaş yavaş yani
bunlar işte irticanın zaman zaman kendini gösterdiği zamanlarda. Bir taraftan köylü, yani Anadolu'nun büyük bir kısmı köylerde yaşıyordu, yani 1980'e kadar falan diyebileceğimiz. Oradaki insanları eğitimden uzak tutarsanız, onları ekonomik olarak desteklemezseniz, o zaman yani sonuçta yönlendirmesi kolay insanlar yaratma hedefinize daha kolay ulaşabilirsiniz. Yani işte politikalar, işte köy enstitüleri mesela en büyük yaralardan bir tanesi. Müthiş aydınların yetiştirilmesi amaçlanan bir Türkiye olmasın diye kapatıldı. Velhasıl hani ve tabii ki işte dini inanışlar, gelenekler, görenekler biz olması gerektiği kadar Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmadıkça en büyük yarayı ilk ve her zaman kadınlar alıyor. İlk baskıyı her zaman onlar görüyor. Ve bir de tabii bu ataerkil sistem dediğiniz hiç geçmedi. Yani hiç bitmedi. Binlerce yıldır sürüyor. Türkiye'nin kafasında da sürüyor. Kadınların çok maalesef içselleştirdiği bir durum üstelik. Yani bilmeden bile bazı şeyleri çok normal ve doğru kabul ediyorlar. Bizim birbirimizi ne kadar kolay yargılayabildiğimizi, ne kadar kolay harcayabildiğimiz zamanları görüyorsunuzdur. Bunların hepsi yanlış bilmek, o sistemin bizi de aslında yok ettiğini fark etmemek ya da kolayı seçmekle de ilgili olabiliyor. O yüzden kadınların önce hayır demeyi bilmesi gerek. Hayır diyebilmeleri için ekonomik özgürlüklerinin olması gerek. Ekonomik özgürlüklerinin olabilmesi için eğitime ulaşabilmeleri gerek. Eğitime ulaşabilmek için de sadece Çağdaş Yaşam gibi sivil toplum kuruluşları ya da bizim bireyler olarak yaptığımız çabalar, yazmak falan, bunlar yetmez. Bu bir devlet politikası olmak zorunda. Devletin İstanbul Sözleşmesi gibi hayatımızın korunduğu diyeceğim bir sözleşmeyi kaldırmayı konuşmadığı bir devlet anlayışı olmak zorunda yeniden. Yoksa bunu çözemeyiz. Bir şeyleri değiştirmemiz çok zor. Peki Özlem Hanım, tam sözleşmesinden bahsederken duyuyor musunuz? Arada gidiyor, evet. İstanbul Sözleşmesi'nden bahsederken İstanbul Sözleşmesi nedir? Çünkü Avrupa'da katılan arkadaşlarımız da var, bilmeyen olabilir aralarında. Ve bu konuda Türkiye'de şu anda hangi noktadayız? Yani hani böyle zaman zaman birileri çıkıp hani bunu böyle ortaya çıkarıp, işte hiç öyle olmayan, tamamen aksi bir şekilde saptırarak gündem yaratmaya çalışılıyor. Yani şu anda iptali söz konusu değil ama zaten gerektiği kadar uygulanmıyor. Yani Türkiye maalesef yükümlülüklerini bu konuda yerine zaten getirmiyordu son birkaç senedir. İşte İstanbul Sözleşmesi, yani uluslararası bir sözleşmeden bahsediyoruz. Kadının, yani her türlü, sadece yani kadının ve kız çocuklarının diyelim, özellikle her türlü baskı, şiddet, görebileceği zarar, fiziksel ya da psikolojik olabilir. Yani her türlü şiddetten korumayı, yani şiddete özel olarak hazırlanmış bir sözleşmeden bahsediyoruz. Dünyanın pek çok ülkesi kabul etmiş. Türkiye ilk imzacılardan bir tanesi. Üstelik bunu bugünkü iktidar imzalamış. Bunu gurur vesilesi olarak anlatıyordu. Yani kadınların aslında gönlünü kazanmak istemişti ve kazanmıştı. Fakat bugün geldiğimiz noktada gördüğünüz gibi, yani her gün bir kadın, yani korkunç bir şey. Ve bu sözleşme yeteri kadar, yani bu sözleşmenin tek amacı kadınları ve çocukları korumak. Bunun için de, bunun iki maddesi var. Ortaya çıkarılıp saptırılmak istenen bir toplumsal cinsiyet ifadesi çarpıtılıyor. Toplumsal cinsiyetle cinsel kimlik söyleniyormuş gibi, yani kadın, erkek, işte ya da trans birey, ya da işte yani kendini nasıl hissediyorsa, nasıl tanımlıyorsa insanlar. O da var. Yani bütün şiddete karşı bir sözleşmeden bahsediyoruz. Yani insanların cinsel kimliğinden kime ne zaten? O bizi hiç ilgilendiren bir şey değil. Yani insanlar öldürülsün mü? Dayak mı yesin? Yani bunu mu istiyorsunuz? Yani bunu
bunu savunmak demek çünkü. Şimdi hiçbir gerçekten insanın ve hiçbir devletin hiçbir vatandaşına karşı şiddeti zaten maruz görmemesi gerekir. O yüzden toplumsal cinsiyette nedir? Yani toplumsal cinsiyette roller var. İşte toplumun içinde çalışırken, yaşarken, evde, ailede, değil mi? Yani bunları anlamamız gereken şeyler bunlar. Burada da eşitlik savunuyoruz. Yani bunun da neresi yanlış? Ama işte maalesef gücü elinde bulunduranlar kadını erkekle eşit görmedikleri için tabii bunun savunulmasını da istemiyorlar. O yüzden buralardan çarpıtılmaya çalışıyor. Bir de işte eşcinsellik, bu maddi çarparak onu tam o kadar aptalca şeyler söylüyorlar ki yani cümleleri artık aklımda bile tutamıyorum ama onu özendirmek isteniyormuş filan deniyor. Türk aile yapısı bozulacakmış efendim. Yani şimdi bir kere kimsenin ben bilmiyorum yani böyle bir şeylere özenerek, bir madde okuyarak, bir sözleşmeyle, izlediği bir diziyle eşcinsel olduğunu zannetmiyorum. Yani olsaydı hepimiz olurduk herhalde. Yani bu böyle bir şey söz konusu değil. İkincisi, Türk aile yapısı nedir? Türk aile yapısı yani her gün kadınların öldürüldüğü, çocuklara tecavüz edildiği, ya bunlar hiç konuşulmuyor. Bunlar Türk aile yapısının değerlerini bozmuyor da. Yani eşcinsellik mi bozuyor? Belev ki öyle olsa bile. Yani hani bize ne kimsenin yatak odasından? Yani o yüzden bunlar şöyle isteniyor. Yani kadınlar sesini çıkarmasın. Zaten azıcık olan yani manevra alanımız bu kadar daralmışken yani kadınların bir hakkı var. Bu sözleşmede onları en azından başvurduğu zaman korumakla taahhüt ediyor devlet. Görevini yapsın diyebileceğimiz bir uygulama. Onu da elimizden almak istiyorlar. Tabii bu yani daha bir şey olmadı. Yani arada getirilip çok büyük toplumsal tepki olduğu için şimdi böyle duruyor. Peki Özlem Hanım, ben konuyu biraz daha genel bir platforma çekeyim. Şimdi kitabınızın 84. sayfasında çok ilginç bir analiz var. Financial Times zamanında yazmış ki Osmanlı İmparatorluğu devrinde erkekler dini ve taassubu kadına tahakküm için kullandılar. Yani din ve bağnazlığı, yobazlığı, gericiliği kadına hakim olmak için kullandılar. Şimdi biz bu cümleyi devletten ve dinden arıtıp daha genel bir noktaya getirirsek günümüzde bu geçerli midir sizce? Evet de bunun olmaması için neler yapılmalı sizce? Maalesef geçerli. Yani çok üzülerek söylüyorum Türkiye Cumhuriyeti'nde 2021 yılında bunu söylediğim için ama aslında çok uzun yıllardan beri. Aslında bunun cevabını biraz önce bir başka soruya verirken de biraz verdim. Bunun değişmesi için yapılacak tek bir şey var. Laikliğin ne olduğunu bütün halka doğru düzgün anlatmak. Laikliğin dinsizlik olmadığını, aslında tam tersi herkesin yaşama inancını özlediği gibi inanmama özgürlüğü de dahil olmak üzere yaşayabildiği bir kavram olduğunu anlatarak muhalefetimiz zahmet olacak ama buna biraz çalışırsa o zaman bu konular daki sıkıntı ortadan kalkar. Çünkü o zaman hani diğer anayasadaki kurallara göre yaşamaya devam edebiliriz. Yani çünkü dinin bizi en çok yani en çok kadınlar üzerinde bir baskısı var. Onlara şunu yapmalı, bunu yapmamalı, evde oturmalı, örtünmeli gibi. O yüzden bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin dört eli laikliğe sarılması lazım. Ben başka bir çözüm bulamıyorum. Yani konuşuruz da yani saatlerce öyle de yapsak mı, böyle de yapsak mı falan ama yani ben inanın artık Türkiye'de bunlardan çok sıkılıyorum. Yani bu bir kayboluyoruz. Yani böyle insanlarla saatlerce konuş. Yani sonuçta hiçbir şey yok. Hani ana sorunu dahil etmezseniz ve yani en temel yere gitmezseniz yani bomboş konuşup dururuz işte. Yani öyleymiş gibi yapıp duruyoruz. Miş gibi muhalefet, miş gibi tartışma programları. Yani herkes çok biliyor. Kimse icraata gelmiyor. Yani ana sorunu unutmak lazım. Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik bir hukuk devleti olarak yoluna devam edecek mi, etmeyecek mi? Yani şu anda en büyük sorun ve soru bu. Muhtemelen bu problemden kaynaklanan güncel sorunlarımız da var. Onlardan birkaç tanesine değinmek istiyorum. Kitabınızda zaten dördüncü bölümde siz Afet İnan'a saldırıları bir savunma bölümü oluşturmuşsunuz. Bunlardan benim gözümde en çok dikkat çeken bu son zamanlarda Süleyman Yeşilyurt'un Afet İnan hakkında gayet çirkin bir ifadesi var. Afet İnan Çankaya'nın nikahsız First Lady'sidir
demiş. Siz lütfen bu konu hakkında bir şeyler söyler misiniz? Söylerim. Yani ben onu da işte kendisinin yani adını bile anmaya değmez. Yani birisi de öldü zaten. Böyle yani televizyon olmayan bir kanalda paçavra olarak adlettiğim bir takım gazetelerde yani bunları yazıp durdular. Bunların tabii ki hiçbir gerçeği yansıtmıyor. Bunun üzerinden yani Afet İnan'ı gerçekten o iğrenç sohbetlerine Atatürk'ü karalamak üstüne yani tek maksat bu. Onun için kendi düz yani meze ediyorlar bu kadar saygıdeğer bir kadını. Yani zaten gerekli cevapları o dönem hani işte tarihçi de verdiler. Yani böyle bir şey yok. Olsa özetle zaten kendisi de Atatürk'te söyleyecek medeni özgürlükte insanlar. Zaten ben kitapta çok anlatıyorum. Onların yazışmalarını da yazıyorum. Yani böyle bir şey bu son yıllarda bunların iğrenç fikirlerinden kaynaklanıyor. O yüzden buna biz de yani ben sadece bunları yazdım ki hani çarpıtanlar işin doğrusunu öğrensinler. Ama onun dışında biz bence hani diğer kadın konusundaki onun başarılarını anlatmaya devam etmemiz lazım. Ayşe Hanım çok evet. Doğru bir şey bilmemek gerek. Çünkü o insanlar prim yapıyor. O insanların ismini her zikretmek onlar için prim. Onlarla muhatap olmuyor. Yani ben sadece kitaba almadan yapamadım ama sadece bunu yazmadım. Yani onunla ilgili Afet Hanım ve Atatürk yani öyle bir alışkanlık var Türkiye'de. Atatürk'e laf söyleyemeyen birileri en yakınındakilere söylemeye çalışıyorlar. Yani ben o kadar canımı çok sıkacak tezler ve akademik makaleler okudum ki araştırırken yani yazmak cevap vermem gerektiğini düşündüm. Çünkü internete girdiğimde sürekli önüme çıkan bu iddialar yani vardı. O yüzden ben kayıtta dursun kimse yazmadığı için derli toplu bir yerde kalsın istedim. Merak eden okur. Ama asıl bu kadar başarılı bir kadının yaptıklarını biz anlatmaya devam edelim. Peki o zaman son olarak zamanımız da 15 dakika kalmış. Sizce kadınların mücadelesini nasıl etkilemiştir? Daha doğrusu kadınlara nasıl artı bir yük getirmiştir? Yük mü? Evet, pandemide kadın mücadelesinde sırtına ayrıca bir yük geldi mi sizce? Peki nasıl etkiledi? Gelmez mi? Yani bunun birkaç boyutu var. Yani her muhtemelen kesime göre değişmekle birlikte. Yani ama bütün kadınların yani hepimizin bir kere her anlamda yükü arttı. Çünkü evdeyiz, hemen hemen herkes evde. Yani işe gidilse bile sonuç itibariyle sokağa çıkma yasaklarının olduğu günlerde o zaman evdeki yani kendimize ait ayıracak zamanda azalma var. Ev işinde bakmakla yükümlü olduğumuz yani 3 öğün yemek yapmak gibi bir şey var mesela yani hani kadınların böyle bir vakti nefes alacak alanları daraldı. Şiddet, kadına şiddet yani bunu geçiyorum hadi neyse de yani kadına olan şiddetin açıklanan hani raporlar devletin açıkladığı İçişleri Bakanı'nın açıkladığı raporlar gibi olsa keşke düşüş var filan deniyor. Yani böyle bir şey yok. Maalesef evde bunaldıkça aile içi şiddette müthiş artış olduğunu kadın üstünde çalışan derneklerin raporlarından da görebiliyoruz. Yani aslında hepimiz pandemiyle beraber bir taraftan çok büyük psikolojik bir savaşta veriyoruz. Yani bu hiç kimse için kolay değil. Ama kadınlar için çok daha zor. İşte evde birazcık zaten normal olmayan bir erkek evde bunaldıkça kadın normalden dayak yiyorsa bir kere 3 kere yiyor, 5 kere yiyor ve gidebileceği yer yok. Sokağa çıkamıyor, yasağı varsa o evden hiçbir yere gidemiyor. İşte o dernekler sığınma evleri yeterli kapasitede çalışamıyor ya da kimseye ulaşamıyor mesela. Yani böyle şeyler okuyoruz. O yüzden bu pandeminin en büyük mağduru maalesef kadınlar ve çocuklar tabii bir yandan yani aile içi şiddettir. Ekonomik olarak da problem var. Yani gelir sürekli her şey korkunç pahalanıyor. Korkunç. Gramajlar düşüyor. Yani aldığımız her ürünün aynı 6 ay önce aldığımız şey bugün neredeyse 10 katı olabiliyor. Et, peynir falan filan gibi temel gıdalara geçmiyorum. Çok fakirleşti Türkiye. Gündelik mesela işe giden bir kadının pek çok kadının işi kalmadı. Yani güvenlik sebebiyle insanlar eve kimse sokmuyorlar. Yani çok
En çok kadınların işi zor. Yani bu yüzden bile bir an önce bitse çok seviniriz. Evet. Bir de yani herkes evde kal, hayat evde güzel, evde kal falan diyor da yani keşke herkes için ev güzel olsa. Yani bir sürü kadın evden çıkamıyor. Mecbur olduğu, ağız kokusunu çekmek zorunda olduğu bir koca ve belki 5 çocukla. Düşünsenize evet. yani korkunç bir şey. Keşke hayat evde güzel olsa. Evet, evet çok doğru söylüyorsunuz. Özlem Hocam, biz şeye geçmeden aslında kitaptan bir bölümü de birlikte belirledik. Kısa bir hani bir hissiyat verelim arkadaşlara. Nasıl yazılmış, nasıl bir kitap bu? Sizden okumanızı rica edeceğim ama öncesinde arkadaşlarım chatten kitabı nasıl edinebiliriz diye soruyorlar. Hem Türkiye'de daha kolay tabii herhalde piyasadadır kitap ama yurt dışında veya Almanya'daki arkadaşlarımız nasıl edinebilirler? Şöyle yani Türkiye'de zaten İstanbul'da yaşayanlar Kırmızı Kedi'den hemen temin edebilirler. İnternet kırmızıkedi.com ama bütün internet sitelerinde var. Yani dışarı çıkıyorlarsa eğer yani Kırmızı Kedi'nin hem kendi mağazaları hem Remzi. Diyanar'dan ben bir şey almıyorum ve onlara gıcık olduğumuz için onu söylemiyorum. Ama yani işte Remzi ve diğer kitapçılarda kitabım var. Ama Kırmızı Kedi'nin kendi sitesini hemen alırsanız çok çabuk da gelir. Buraya katılanlar da bir ara bana yazarsa belki imzalarım. Şeyde Almanya ve Avrupa için de Tıkla 24 diye bir site var. Bana da ulaştılar. Birçok yazarın da kitabını satıyor. tikla24.com sanıyorum. Oradan hem Almanya'ya, zaten Almanya siteli, Almanya menşeli galiba öyle bir yer. Ama bütün Avrupa'ya da şey yapıyor. Hemen de size doğru söyleyeyim, doğrusunu da söyleyeyim. Evet. Siz bana burada bölümü söyleyin ben ona bakarken nereye okuyacağım size. Evet, tıkla 24.de Almanya. .de, ha tamam, tamam. Evet. Şeyla arkadaşımız yazmış şimdi chat'e. Oradan herkes kopyalayabilir. Özlem Hocam, biz kitabı, basın versiyonunu özetle proje grubundaki arkadaşlar okuduk sadece. Ve 66, 68, 69 o sayfalara özellikle ilgimiz ve dikkatimizi verdik. O bölümden bir şey okursanız. 66. Demokrasi evet. ve Kadın Sesi bölümü. Evet. Tamam. Ha bunu ben ama anlattım aslında biliyorsunuz değil mi az önce? Emin misiniz bunu yapacağımı? Ben size şeyi anlatayım bence. Okuyayım. Başka bir şey de olabilir. Şankaya'da bir aileyi okuyayım. Güzel bir şeyle bitsin. Olur. Tamam. Çünkü anlattım ya tekrar olacak. Hani okuldaki tekrar olacak. Doğru falan. Söylüyorsunuz. Tamam. Şey oldu. Tamam. Evet Özge Hanım haklısınız maalesef böyle bir dönem keşke ben de bu döneme denk gelmeseydim bir mesaj gördüm şu anda gençliğim gitti falan diyorum yani. Demokrasi ve Kadın Sesi, evet Çankaya'da bir aile, çok kısa burayı okuyorum. Ankara'nın yeri Atatürk için her zaman ayrıydı. AFET'e Ankara'ya ilk gelişini defalarca anlatmıştı. Cumhuriyet'in başkenti olarak seçtiği o çorak Anadolu kentini yeşillere bürüyecek ve geliştirecekti. Ankara böylece Cumhuriyet'in yoktan var etmek demek olduğunu da sembolize edecekti. Cumhuriyet kurulmadan önce, önceki Ankara'yı Fatih Rıfkı Atay'ın Çankaya'sından okuyalım. 1923'te Ankara'ya geldiğimiz vakit Bağevleri müstesna Hristiyan mahallesinden eser yoktu. Şimdi geri bir Anadolu kasabasının bile o günkü Ankara kadar iddiayı olduğunu sanmıyorum. Ankara, İstanbul surları dışındaki bütün Türkiye'nin sembolüydü. Ermeniler ve Rumlarla beraber hayat ve ümran denecek ne varsa hepsi sökülüp gitmişti. Bu şehri ve bu memleketi temelinden çatısına kadar yeniden kuracaktık. Çarşı o kadar iptidaiydi ki küçük bir masanın üstünü aynı çeşit bardak, kadeh ve tabakla donatamazdı. Şu bildiğimiz Beyoğlu, Karaoğlan Çarşısı'ndan Paris'te bir bulvar gibi görünürdü. Çankaya Köşkü ise Atatürk'ün eviydi. Atatürk oraya ev der, yanında çalışanların da öyle demelerini isterdi. Son günlerinde de evinde olmayı her şeyden çok isteyecekti. O kadar ki öldüğünde nereye gömülmek istediği konusunun açıldığı bir gün benim milletim nereye isterse oraya gömsün. Fakat benim hatıralarımın yaşayacağı yer Çankaya olacaktır diyecekti.
Can Kaya Köşkü, Cumhuriyet'in kurulması dahil devrimlerin planlanışına kadar nelere tanık olmayacaktı ki? Yemek odasındaki sofra, her gece devlet adamları, sanatçılar, aydınların bir araya geldiği ve memleket meselelerinin konuşulduğu namı diğer Can Kaya sofrasıydı. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Atatürk adlı kitabında o sofraları şöyle anlatıyor. Atatürk'ün sofrasından da hepimizin ruhunda ve dimağında nice derin, tatlı ve ibret verici hatıralar, hayata ve insanlığa dair nice kıymetli dersler kalmıştır. Yazık ki aramızda bir Eflatun yoktu. Mustafa Kemal'in bütün o sözlerini, o tefelsüflerini, o irşatlarını, o hepsi birbirinden canlı fıkralarını, parabollarını, vecizelerini zapt edip gelecek nesillere Sokrat'ın Apologiası veya Diyalogs gibi bir eser bırakmak için. Mustafa Kemal'in hiç çocuğu olmadı ama o evlat edindiği çocuklarından kendine bir aile yarattı. Bu isteğinde küçük bir çocukken babasız kalmasının da payı vardı. Babası Ali Rıza Efendi henüz 47 yaşında öldüğünde Mustafa sadece 7 yaşındaydı. Annesi Makbuş, Gazi kız kardeşi Makbule, Makbuş derdi, ile ikisine bakacak durumda değildi. Küçük Mustafa bu işe bir çare bulmalı, hem okumalı hem de annesiyle kardeşine bakmalıydı. Bunun için tek çözüm annesinin hiç istemediği askeri rüştiyede yatılı okumak ve asker olmaktı. 12 yaşına geldiğinde annesine söylemeden kendi başına sınava girmiş ve kazanmıştı. Bu onun hayattaki ilk yaşam savaşı ve ilk başarısıydı. Annesinin ondan habersiz evlenmesiyle onlara bakma hayali suya düştüğü için çok kırılan Mustafa, belki de bu yüzden kimse bir başkasına muhtaç kalmasını isteyecekti. Okuttuğu sayısız çocuğun yanında Atatürk'ün yanına alarak her şeyiyle ilgilendiği, bakıp büyüttüğü 6 kızı oldu. Zehra, Rukiye, Sabiha, Afet, Nebile ve Ülkü. Afet içlerinde en büyük olandı ve bir süre sonra sadece manevi kızı değil, yoldaşı, Afet'in deyimiyle ilim arkadaşı olacaktı. Gazi onlara birbirlerini sevmelerini ve hiç bırakmamalarını tembihlerdi. Özellikle Afet ve Sabiha, sahiden de ömürlerince birbirlerini bırakmayacaktı. Afet Sabiha'dan 5 yaş daha büyüktü ve ilk karşılaştıklarında ona "Evine hoş geldin Sabiha" dediği andan itibaren Sabiha, Afet'i hayat boyu hep başka sevecekti. Zaten Gazi'nin de Afet'i ne kadar sevdiğine ilerleyen yıllarda şahit olacaktı. Sabiha Gazi'nin Afet gelecekte tam benim arzuladığım gibi bir bilim insanı olacaktır. Bunu ben göremesem bile sizler mutlaka göreceksin dediğini anılarında yazacaktı. Devamı kitapta. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir kitap gerçekten. Biz üç arkadaş çok severek okuduk. Çok akıcı. Başında da söylüyorsunuz zaten. Çok özet, güzel bir şey yazmak istedim diye. Gerçekten öyle olmuş. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Afet Hanım'ı ön plana çıkardığınızı, Cumhuriyet kadınlarından birini, gerçekten çok önemli etkisi olan bir kadın. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Diğerlerine inşallah. Daha bilinmeyen nice kadınlarımız vardır diye düşünüyorum. Çok anlatmaya devam, yazmaya devam. Teşekkür ediyorum hem beni davet ettiğiniz için, Ayşe Hanım'ı buluşturduğunuz için. Evet. Hem de kitabımı duyurmaya bir katkıdır bu. Ben bu kitap çok okunsun istiyorum. Yani bu kitap keşke Anadolu'nun her yerinde okunabilse. Keşke gençler okuyabilse, bütün kadınlar okuyabilse. Evet. Yani umarım ona ulaşabilir. Bu konuda verilecek her desteğe de tabii çok minnettar olurum ki düzeltelim yani, hakkını teslim edelim insanların da. Katılıyorum kesin. Şimdi toparlamak için aslında programı biraz Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne ilişkin mesajlarını almak istiyorum. Özellikle konuklarımızın. İstiyorum Ayşe Hocam. Evet, çok teşekkürler sevgili Özlem Özdemir. 8 Mart 2021 anısına 14 Mart'ta buluştuk. Biz kadınlar için ne kadar önemli rol modeller olduğuna
Afet İnan ile bu gece bir kez daha tanık olduk. Biraz önce sevgili Özlem Özdemir çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki hep biz konuşuyoruz ama önemli olan adım atmak, çözüm üretmek. Türkan Saylan da hep bize derdi ki sorunun değil, çözümün bir parçası olmak gerekiyor. Ben de bu akşam şunu söylemek istiyorum. Kendime de görevler aldım. Bir kere öncesinde Afet kitabını sağ olsun imzalı bana da yolladı Özlem Hanım. Elimdeki kitabı bitirmediğim için ben birini bitirip öyle başlıyorum. Aynı anda birkaç kitap okumuyorum. O hemen okunacak sırada duruyor. Ama ondan önce çocuklar için Benim Adım Afet'i okudum. O kadar beğendim ki dedim benim kız kardeşim ne kadar üretken, ne kadar becerikli. Çocuklar için de, yetişkinler için de Afet İnan'ı çalışmış. Hakikaten değil mi? Cumhuriyet boyunca, 98 yıl boyunca biz önemli günlerde de başka zamanlarda da Afet İnan'dan çok çok rol model anlamında konuşmadık. Bu da bizim eksiğimiz. Dolayısıyla ben sizin aracılığınızla Stuttgart'taki bütün ailelerin çocuklarına Benim Adım Afet, ebeveynlerine Afet kitabını hediye ederek okumalarını sağlayın. Sonra da onlarla bir Zoom toplantısı yaparak, önce isterseniz kadınlarla başlayabilirsiniz. Hani Afet İnan'ı onların anlatmasını isteyebilirsiniz. Bu çok önemli diye düşünüyorum. Ben de derneğimdeki liseli kızlara bu kitabı hediye edip aynı şeyi onlar okuduktan sonra dinlemek istiyorum. Çünkü rol modeller çok önemli. Mesela beni de kızlar zannediyor ki ben böyle doğuştan profesörüm. Hiç öyle bir şey yok yani. Anlatınca kendi hikayemi o zaman diyorlar ki ben de yapabilirim. Yani o çok önemli. Bu nedenle bunlar önemli diye düşündüm. Ve Anadolu'da hala bizim uzatacağımız eli bekleyen çok sayıda kadınımız var. Onlara mentorluk projesi başlattık biz. Benim de 4 çocuklu bir menti kadınım var. Onu dışarıdan açık ortaokula yazdırdım. Ortaokulu okuyor şimdi. Biz onunla konuşuyoruz. Yani hepimiz birbirimize bir şey paylaşıp tutum ve davranışın iyileştirilmesinde rol almalıyız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına Türkiye'de İstanbul Sözleşmesi'nden asla ve asla vazgeçmememiz lazım. İstanbul Sözleşmesi yaşatır ve biz Mustafa Kemal Atatürk'ün kadına sağladığı bütün hakları sadece kağıt üzerinde değil, uygulamada da istiyoruz. Laiklik, çağdaş eğitim şart. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Ayşe Hocam. Bu arada katılımcılarımız tıp bayramınızı kutluyorlar. Biz de sizin ve bugün bizi izleyen bütün sağlık çalışanlarının, sağlık ekibinin hele bu dönemde çok zor bir görev yapıyorlar gerçekten. Herkesin tıp bayramını kutluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Özlem Hanım size dönmek istiyorum. Sizin var mı özel bir mesajınız? Yani bir kere Ayşe ablacığıma, bana kardeşim diyen bu kadar tatlı bir kadına abla demem gerekir diye düşünüyorum artık. Çok teşekkür ediyorum güzel sözleri için, kitabımı da değerli bulduğu için. Bunu da göstereyim bu arada, bu kitabı büyüğünü yazarken yazdım. Bunu ben bir haftada yazdım, hiç böyle bir şey planlamamıştım. Bu benim ilk kurgu eserim, çocuk romanı yani, bunun büyüğünün aynısı değil. Yani bu bir roman yani, fantastik bir masal gibi. Ben çok eğlendim yazarken ama ikisi birlikte çok güzel oluyor. Yani bazen böyle dede torun, anne kız falan görüyorum. Yani
Allah'ım diyorum, iyi ki yazmışsın. Yani o kadar milyon dolara değişmem gerçekten. O yüzden teşekkür ediyorum desteğine ve sizin de, yani herkesin vereceği destek çok kıymetli yani bizim için. Ben de elimden ne gelirse yapacağım zaten Çağdaş Yaşam'la beraber, neyse çocuklara anlatmamız lazım. O yüzden yaşasın Cumhuriyet, çok uzatmayayım. Ölene kadar da yani bizim Cumhuriyet'e en çok kadın olarak sahip çıkmamız lazım. O yüzden hep beraber kadınlarımıza ulaşmaya, anlatmaya devam etmek mecburiyetindeyiz diyorum. Herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar böyle. Ahmetciğim sağ olasın davetin için de tekrar. Bütün herkese de tekrar organizasyon için teşekkür ediyorum. İnşallah. Bu arada Ahmet'e söz vermek istiyorum. Son olarak kapatıyoruz ondan sonra ama Ahmet'e hem onun da Dünya Kadınlar Günü ile ilgili mesajını almak istiyorum. Artı bir de kapanış konuşması yapmak için, evet. Ahmet'e söz vermek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle sevgili Nilgün, sevgili Onur, sevgili Derya, yani teknik açıdan, moderasyon açıdan çok süperdiniz. Emeğinize sağlık. Kutluyorum sizi. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü bu dernek işleri gönül işidir. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Buna da hakkım var diyorum bu derneğin başkanı olarak. Şöyle söyleyeyim. Üyelerimiz bize kitabı isteyen üyelerimiz bize lütfen başvursunlar. Üyelerimize kitap siparişini biz üstlenelim ve sevgili Özlem'e liste bildirelim ve Özlem de üyelerimize kitabını imzalayarak bize ulaşsın bir şekilde. Lütfen bize ulaşın değerli üyelerimiz. Onun dışında da benim adım Afet kitabını da belirli bir sayıda alıp kendi üyelerimizin çocuklarına, Ayşe hocamın da söylediği doğrultusunda dernek olarak hediye edelim. Sağ olun. Bunu yapalım, hiç sorun değil. Onun dışında tabii ki sevgili Özlem, sevgili Ayşe hocam, şimdi genel anlamda dinlediğimiz, şimdi tüm konferansının özetini geçtiğim zaman, örneğin o dönem işte birkaç yıl önce değil mi bir Afife Jale var. Yani ilk Müslüman kadın tiyatro sanatçısı ve o geçiş döneminde nasıl bir ızdırap ve çile çekmiş değil mi? Adeta morfin bağımlısı olmuş. Sonuçta tabii ki özgürlüğüne Atatürk sayesinde kavuşmuş ama hayatı da bitmiş oldu tabii, yani mahvetti. Bunu da söylemek gerekiyor. Dolayısıyla Atatürk verdiği hakları bize ve kadınlarımıza öyle, nasıl ifade etsem, öyle jet hızıyla vermiş ki zamanla yarışırcasına. Yani Sabiha Gökçen'i düşündüğümüz zaman değil mi? İlk, dünyanın ilk kadın pilotu, doğru biliyorsam. Şimdi ne yazık ki hemen Atatürk'ün ölümünden adeta saniyeler sonra bizim ve özellikle de yöneticilerimizin derhal sanki adeta birbiriyle anlaşmışçasına bu haklardan geri adım atmaları, eğitim açısından bize büyük zararlar vermeleri ve şu anki zamana gelmemize adeta Atatürk'ten sonraki tüm devlet adamlarının, tüm başbakanlar, tüm cumhurbaşkanları, tüm bakanların adeta şu rezaleti yaşamamızda büyük payı var. Yani maalesef bunu söylerken yani üzülmemek elde değil. Çok teşekkür ediyorum Özlem. Şunu da söyleyeyim tabii. Büyük kadınlar ve bu anlamda savaşan erkekler de, ki yani erkeklerden de ben rica ediyorum. Yani tabii ki kadınlar kendi işlerini kendileri görürler. Ha yani tamam, ama erkekler de aynı kadınlar gibi bu haklara, İstanbul yasalarına, İstanbul Sözleşmesi'ne
sahip çıkmazlarsa bunun başarıya erişmesi mümkün değil. Yani yalnız kadınlar da bunu başaramaz, yalnız erkekler de bunu başaramaz. Dolayısıyla lütfen kadın hakları konusunda kadınlarımızı yalnız bırakmayalım. Yani şey açısından demiyorum bunu, ya işte yardım edin çerçevesinde değil. Hayır, yani eş değer çerçevesinde birlikte çalışmak zorundayız. El ele çalışacağız. Sevgili Özlem, çok teşekkürler. Sevgili Ayşe Hocam, çok teşekkür ediyorum. Bir de Türkan Sağlan'ın da burada, tabii onu da anmak gerekiyor tekrar. Son söz madem ki benim. Sanırım şey açısından, olayı icra etme açısından, yani sahada çalışma açısından daha büyük bir kadın, yani Atatürk'ten sonra daha gelmemiştir. Yani o kadın, kızların okuması, kadın hakları, Libra'nın yok edilmesi, sahada çalışma, adeta elleriyle, o şifalı elleriyle, yüreğiyle çözüm üstüne çözüm getiren, yıllarca ölesiye kadar, ölünceye kadar bıkmadan, usanmadan mücadele veren Profesör Doktor Türkan Saylan'da sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Işıklar içinde yatsın. Özellikle de bu tıp günü dolayısıyla. Son olarak da sevgili Profesör Doktor Cem Say'a da sevgilerimi ilet. Onun yazdığı... Bunu da sana iletiyor buradaki herkese. Tamam. Onun yazdığı 50 soruda yapay zeka ile ilgili. Nasıl olsa bizde işte Nilgün gibi, Onur gibi iyi moderatörler var. Evet, en yakın zamanda yapay zeka ile de ilgili onunla konferans yapmayı dileriz. Tamam. Benim sözlerim bu kadardır. Kitap isteyen üyelerimiz diyorum. Yani Almanya'daki ÇDD Baden-Württemberg üyeleri lütfen bize yazsınlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Ahmet, Ayşe Hanım çıkmak zorunda kalmış. Onu bildirdi ve sana çok teşekkür ediyor. Muhtemelen tamam, konuşmanın son 3 dakikasını dinleyemedi Ayşe Hanım. Yani YouTube'dan sonra dinler. Dinlemesine gerek yok. Zaten siz çok sık konuşuyorsunuz muhtemelen. Doğru. Tamamdır. Çok şimdi sayın konuklar, sayın dinleyiciler, etkinliğimizin sonuna geldik. 6.30 dedik, 10 dakika biraz geciktirdik ama çok güzel bir sohbetti. Derneğimiz adına sizlerin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Çağdaş yaşam için mücadele veren başta kadınlar olmak üzere tüm insanların yanındayız ve onlarla birlikte mücadele vermekten mutluluk duyduğumuzu söylemek istiyorum. Bizi dinlediğiniz için, katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hep beraber daha eşit, daha çağdaş bir dünyada yaşamayı diliyoruz. Hoşçakalın efendim. Sağlıklı günler. Hoşçakalın. İyi akşamlar.